İnsanlar girdi masraflarını sattığı ürünle karşılayamaz hale geldiler. Ve çoğu zaman şunu düşünmeye başladılar. Acaba bu sene ekmezsek ne kadar kar ederiz? Ne kadar yükten kurtuluruz? Özellikle Gazi Mustafa Kemal Atatürk İzmir 1. İktisat Kongresi'nde ziraat milli ekonominin temelidir demiştir. Ve biz o milli ekonominin temelinden gittikçe uzaklaşıyoruz. Hatay Türkiye'de lojistik sektöründe ikinciydi. Son zamanlarda birinci ama daha çok Avrupa seferi yapıyoruz. Ama biz Hatay'ın bütününde 15 bin aileye destek oluyoruz. Tohum desteği yapıyoruz, fide desteği yapıyoruz. Aynı zamanda şu anda Türkiye'de en kaliteli, en ucuz organo mineral gübreyi ürettik ve bunu en ucuz şekilde Hatay ve Hatay'ın etrafındaki bazı illerimize, çiftçimize buluşturuyoruz. Hatay Türkiye'de lojistik sektöründe ikinciydi. Son zamanlarda birinci ama daha çok Avrupa seferi yapıyoruz. Doğu Avrupa'dan Batı Avrupa'ya kadar sefer yapıyoruz. Yurt içi seferlerde daha çok kullanılıyoruz. Biz Hatay'da tarımda çok sıkıntı çekiyoruz. Özellikle bu Suriye meselesinden sonra son 12 yılda. Ve bizim tarımla uğraşan insan sayımız 36 binlerden 8 bin küsürlere düştü. %75'lik bir insan kaybımız var tarımdan uzaklaşan. Bunun yerini tabii Suriye'den gelen insanlar şey yapıyor, dolduruyor. Şimdi Yeledağ'ında, niçin Yeledağ'ındayız? Yeledağ'ında da böyle bir sıkıntımız oldu. Avrupa Birliği'nden fon buldu geçmiş dönemdeki Kaymakam Bey. Bu fonu Suriyeliler için kullandı ve Suriyeliler çilek ekti burada. Buranın çileğinin hem dayanıklılık süresi yüksek hem de aromatik özellikleri çok güzel. Bu nedenle üretilen bu çilekler ihracata gitti. Suriyeli kardeşlerimiz burada 2-3 yılda gerçekten de çok ekonomik olarak güçlü bir duruma geldi. Ve bizim buradaki insanlarımız da ekip biçemediği için toprağını girdi masraflarından dolayı bizimkilere bir baskı gelmeye başladı yerli insanımıza. Ya bize işte toprağınızı icar verir misiniz, kiralar mısınız anlamında ya da bize satar mısınız dediler. Bu şikayetlerle halk bize geldi, buradaki muhtarlar bize geldi, bizim buradaki parti ilçe başkanımız bize geldi. Dediler ya bu insanlarımız hep satıp şehre göçüyorlar, şehre göçmek istiyorlar mallarını, ne yaparız? Dedim ki bizimkilere ne gerekiyorsa biz yapalım. Biz bu arada kırsal kalkınmaya başlamıştık, kırsal kalkınma hamlesine. Ve 2 yıl üst üste burada ne kadar çilek ekme imkanı potansiyeli olan insan varsa, tarlası ve suyu olan insan, biz hepsine fide aldık. 2 yıl üst üste fide aldıktan sonra Yeledağ'ında insanlarımız malını satıp da şehre göçme derdinden kurtuldu ve kendileri de ekonomik olarak kendi kendilerine yeter, çocuklarına yeter duruma geldiler. Bu bizi mutlu etti. Tabii ki şu anda Yeledağ'ında hem Suriye'den gelen kardeşlerimiz çilekle meşgul olup ekip biçiyorlar, hem de kendi insanlarımız ekip biçiyor. Ama biz Hatay'ın bütününde 15 bin aileye destek oluyoruz. Tohum desteği yapıyoruz, fide desteği yapıyoruz. Aynı zamanda şu anda Türkiye'de en kaliteli, en ucuz organo mineral gübreyi ürettik ve bunu en ucuz şekilde Hatay ve Hatay'ın etrafındaki bazı illerimize, çiftçimize buluşturuyoruz. Bunu niye yapıyoruz? Girdi masrafları gerçekten de çok arttı. Gübre son bir yılda %235 arttı. Tarım girdi masrafları %134.4 arttı. Hal böyle olunca insanlar tarımda o girdi masraflarını ürettiği ürünleri sattığı zaman karşılayamaz hale geldi. Bir miktarına belediye olarak biz destek verelim istedik. Bunları yapıyoruz. İşte birçok üründe şöyle yaptık. 1,5 yıl tarama yaptık. Toprak yapısı, rüzgar yapısı, toprağın yağış alma durumu, rakım seviyesi, burada ne üretilir hepsini çalıştık. Çalıştıktan sonra ziraat odaları, tarımla uğraşan büyük çiftçiler, köylerde bütün küçük çiftçiler, herkesle toplantı yaptık. Ve çok şükür şu anda 15 bin insanımıza destek veriyoruz. Ama bunu sadece üretirken vermiyoruz. Malınızı satamazsanız biz piyasa fiyatını alacağız. Biz bunu pazarlayıp satacağız diyoruz.
Bunun için de hem kooperatiflerle işbirliği yapıyoruz hem de bir tane şirket kurduk. 70 ortaklı bir şirket kurduk. Buna büyükşehire hiç para almadan da ortak ettik büyükşehri. Bir kısım büyükşehirden, bir kısım şirketten desteklerimizi devam ettiriyoruz. Bir nevi kırsal kalkınma modeli uyguluyorsunuz Tabii aslında. bireyler, kooperatifler ve şirket. Şimdi kooperatifler yurt içinde fena değil ama yurt dışına ihracat yaparken mevzuat gereği sıkışıyorsunuz. Şirket kurmanız gerekir. Biz şu anda tarlada üretilen ürünleri teknolojiyle, endüstriyle buluşturup hem bunun katma değerini yükseltiyoruz hem de raf ömrünü uzatıyoruz ve bunu yurt dışına da ihraç ediyoruz. Mesela Dubai'ye, Almanya'ya, belli yerlere, önemli yerlere biz ihracata başladık. Bunu yaparken de çiftçiyi kazandırıyorsunuz, o şirketi de ayakta tutuyorsunuz. Gübreyi de böyle yaptık. Şu anda biz taban gübresi üretiyoruz. Sertifikasını aldık, izinlerini de aldık. Yakında yüz gübresi de üreteceğiz ve çiftçimizi tamamen daha ekonomik şartlarda üretime zorlayacağız. Bunu yaparken de öyle kar amacı falan gütmüyoruz. Türkiye'de bir sistem, bir kalkınma planı oluşturuyoruz bir belediye olarak. Nasipse 2 yıla kadar tüm belediyeler bu sistemi bizden almak isteyeceklerdir. Çünkü Türkiye'de bakan değiştikçe tarım politikası değişen bir Değişiyor, ülkeyiz. Bildiğimiz bütün yollar tükenmişse ya yeni bir yol açacaksınız ya yeni bir yer bulacaksınız dedik. Biz de Suriye meselesinden sonra çok daha sıkıntılar artınca tarımda belediye olarak tarıma destek vermeye karar verdik. Çok şükür şimdi 15 bin sadece çiftçimize destek veriyoruz ama önümüzdeki 2 yıl içerisinde bunu 30 bine çıkartmak istiyoruz. Ve insanlarımızın özellikle kırsal kesimdeki insanlarımızın köyden şehre göçünü önleme konusunda son 2 yılda çok başarılıyız. Çünkü küçük çiftçi de artık kendi o 5-10 dönüm arası içerisinde çocuklarının nafakasını temin edeceği parayı kazanabileceğini biliyor ve bizim desteğimizle gururla kendi bahçesini, tarlasını satmıyor, orada kalıyor. Karamsar olmayalım. Bizde her türlü kudret var. Bize yani geçmişten gelen mirasta kudret var ama bunu işleyecek politikalar lazım. Siyasetten çiftçiye kadar. Ama her şey Ankara'da başlayıp Ankara'da bitiyor. Siz çileği üretiyorsunuz, çileğe bir kota konsa dışarı ülkeler tarafından satamıyorsunuz. Mesela şeker üretiyorsunuz. Birine ithalat ettirdiği zaman şekeri daha ucuza sizin şekerinizin bir anlamı kalmıyor. Onu demek istiyorum. Şimdi başka bir şey boyutuna gelelim. Bakın tarıma hükümet bu sene 29 milyar para ve destek vereceğini açıkladı. Çok kısa bir hesap yapacağım size. Tarımda şu anda kullanılan mazot 3 milyar litre tüm Türkiye'de. Hükümet sadece vergi olarak tarımdan KDV, ÖTV'yi hesapla karına baktığın zaman her litrede 7 lira para kazanıyor. 3 milyar litrelik mazot da 21 milyar para kazanıyor. Ürettiği şeyi hiç hesaba katmıyorum. Üretirken üstüne koyduğu karı mazotun, benzinin. Bu mazot 21 milyar. Bunun dışında adam bu tarlaya gelip giderken benzin yakıyor. Onu da yaklaşık 8 milyar hesaplarsanız tarımda sadece mazot ve benzine koyduğu parayı siz geri vermiş oluyorsunuz çiftçiye. Yani tarımdaki insanların yükünü hafifletecek bir şey yapmıyorsunuz. Başka bir şey söyleyeyim. Şimdi bu şehir hastaneleri var ya, şehir hastaneleri efsanesi var. Şu anda 13 tane şehir hastanesi var Türkiye'de. Bu 13 hastanenin 5 şirkete ait, 13 şehir hastanesi. Bu 5 şirkete hükümetin verdiği para 33 milyar 700 milyon. Yani tüm Türkiye'deki tarıma vereceği destekten çok daha fazlasını 7 ayda hükümet 13 tane şehir hastanesine vermiş. Ve 13 şehir hastanesini 5 tane şirket işletiyor. Onun için canımız yanıyor, onun için ciğerimiz yanıyor, onun için konuşuyoruz. Yani şimdi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1. İktisat Kongresi'nde söylediği şey boşa mı çıksın yani? Yani kalkınmanın temeli nedir? Ziraattır. Biz ziraatı yapamaz hale geldikten sonra şehir hastanesine giden insan sayımız artacaktır. Mesela biz gübre üretiyoruz şu anda. Tabii ki Türkiye'de büyük şirketler var. Biz gübre ürettikten sonra ve fiyatlarımızı açıkladıktan sonra
gübre fiyatları iki defa dumpinge uğradı. Yani bu bile Türkiye'de gübre için yapmış olduğumuz güzellikleri gösterir. Sadece bizim ürettiğimiz ve fiyatını açıkladığımız gübreye bakıp iki defa büyük şirketler gübrede dumping yaptı. Ama bundan sonraki süreç içerisinde ben inanıyorum ki birçok belediye bu işe el atacaktır. Bizim arkadaşların çoğu yapıyor. Ama herkesin yol tutuşu farklı. Biz muhtemelen hep o ayda bir, 1,5 ayda bir toplanıyoruz. Muhtemelen biz artık ortak bir karar vereceğiz. Ama onun için biraz daha zaman gerekiyor. En iyi modeli kim yapıyorsa o modeli götüreceğiz. Ama bizim model gerçekten çok iyi. İnşallah biz Hatay olarak bu tarımdaki kalkınma planının yeni hükümetle Türkiye'deki kalkınma planıyla birlikte yürütülebilirse eğer Türkiye'de bir örnek olur. Çünkü Türkiye'de toprak yapısı ve oradaki avantajları bilmeden ekip biçtiğin ürünün hiçbir anlamı yok. Çünkü en sağlıklı, en bereketli ve timing olarak da zamanında yapılan her şey çok daha verimli olacaktır ve çok daha kazançlı olacaktır.